Sun Market'ten herkese merhaba, ben Çağan. Bu videomuzda Raspberry Pi 4 için özel tasarlanan Cooler Master Pi Case 40 kasayı kutusundan çıkarıp inceleyeceğim ve nasıl montaj yapacağınızı göstereceğim. Önce kasanın üreticisinden biraz bahsetmek istiyorum. Cooler Master bilgisayar kasaları ve soğutucuları gibi birçok bilgisayar donanımıyla tanınan bir marka. Raspberry Pi 4 ilk çıktığında önceki modellere göre biraz daha çok ısınmasıyla ünlenince etkili bir soğutucuya ihtiyacı oldu tabii ki. Piyasada bugün birçok farklı modelin fanlı ve fansız soğutucularını bulabilirsiniz. Pi Case 40 fansız bir soğutucu ve hedeflediği kitle Raspberry Pi'ni bir medya merkezi olarak kullananlar olduğu kadar makerlarda. Ürün bu karton renkli sade kutuda geliyor. Kutuyu açtığımızda burada soğutucu ve yan bölmede montaj için gerekli parçaları görüyoruz. Bunlar arasında 4 adet VESA montaj braketi de var. Bu da VESA ölçüleriyle uyumlu noktalara bu kasayı takabileceğiniz anlamına geliyor. Devam edersek yine bu bölmede 4 adet Arlian başlı vida, Arlian anahtar ve 2 termal pad görüyoruz. Kasayı yerinden çıkardığımda fark ettiğim bir şey de kağıttan tasarruf edip kullanım ve montaj kılavuzu olarak kutunun iç yüzüne koydukları resimler oldu. Poşetinden çıkarıp baktığımda alt ve üst kısmın ayrılabildiğini görüyorum. Üst kısım tek parça alüminyumdan yapılmış ve biraz ağır. Alt kısım da karartılmış ama yine de saydam olan bir plastikten yapılmış. Bu sayede Raspberry Pi'nin üzerindeki yeşil ve kırmızı ledin yanıp yanmadığını görebiliyorsunuz. Üst parça pasif soğutucu görevi görüyor. Buradaki kare kısım Raspberry Pi 4'ün işlemcisine temas edip ısı transferi yapıyor ve ısı bu kasanın gövdesine yayılarak pasif bir şekilde ortama dağıtılıyor. Kasanın içinde GPIO pinlerine geçen dişi header'ları da görüyoruz. Bunların yaptığı şey bu header'ları 90 derece çevirip kasanın yanındaki boşluktan erişimimize sunmak. Ancak ne yazık ki bu pinlerin sıralaması varsayılan değil ve Cooler Master ufak tefek değişiklikler yapmış burada. Pinlerin isimlerini ve işlevlerini de buradaki sticker'da belirtmiş. Ancak koyu gri zemin üzerinde siyah yazıldığı için okunması biraz zor. Keşke burada beyaz renkte yazsalarmış bunları. Kasanın kenarları Raspberry Pi'ni yanında taşımak isteyenler için darbelere ve çarpmalara karşı kauçuk malzemeyle kaplanmış. Aynı malzeme plastik alt kısmın da altında ayak olarak kullanılmış ve masanızın üzerinde kaymamasını sağlıyor. Siyah ve koyu gri teması kasa genelinde korunmuş diyebiliyoruz yani. Öndeki bu şekil Cooler Master'ın logosu ve arka tarafa gizlenmiş bu küçük daire aslında bir tuş ve Cooler Master bu tuşun işlevini değiştirmemize izin veriyor. Bunun için bize sundukları bir uygulama var ve videonun ilerleyen dakikalarında buna değineceğim. İsterseniz şimdi Raspberry Pi 4'ümüzü kasaya nasıl takabileceğimize bakalım. Montaj çok kolay arkadaşlar. Önce Raspberry Pi'mizi alt kapağa yerleştiriyoruz ve Raspberry Pi üzerindeki 4 deliğin alt kapaktaki deliklere hizalandığından emin oluyoruz. Zaten cuk diye oturuyor ve oynamıyor. Daha sonra üst kapağı hizalayıp yavaşça yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi hem yandaki güç, HDMI ve ses yuvaları hem de öndeki USB ve Ethernet yuvaları güzel bir şekilde hizalandı. Bence Pi Case 40 Raspberry Pi'ni ev sinema sisteminde bir oynatıcı veya retro oyun konsolu olarak kullanmak isteyenler için gayet şık bir şekilde TV sehpasında sergilenebilir yapıyor. Sade ve minimalist bir görünümü var. Üstelik pasif bir soğutucu olduğu için fan gürültüsüyle de uğraşmıyorsunuz. Gel gelelim makerlar için bu kasayı güzel yapan özelliklere. Benim Raspberry Pi'yi çıplak kullanırken en sinir olduğum şey kart çok ufak ve hafif olduğu için bağladığım kalın kabloların gerginliğine göre masada sağa sola savrulması ve oynaması hatta yer yer bazen masadan düşmesi olurdu. Bu kasayla o sorun tamamen ortadan kalkıyor diyebilirim. Raspberry Pi'nizi biraz ağırlaştırıp kaymaz ayaklarla da desteklediği için stabil bir şekilde masaya koyduğunuz yerde duruyor. Tabii ki GPIO pinlerine erişimin olması yine maker dostu bir güzellik olmuş. Buna ek olarak kamera modülü ve Raspberry Pi ekranı kullanıyorsanız ribbon kablolarınızı kasadan çıkarmak için ince uzun bir boşluğa ihtiyacınız olacaktır. Bu da düşünülmüş. Arkaya baktığımızda bu tür kablolar için bir delik açıldığını görüyoruz. Ayrıca kasanın arkasında SD karta erişim sunulması güzel. Bu küçük kauçuk kapağı kaldırdığımızda SD kartı kolayca takıp çıkarabiliyorsunuz. Cooler Master bu soğutucu için PyTool isimli bir uygulama yazmış. Bu uygulama Raspberry Pi'nize kolayca hız ışıtma yapmanızı sağladığı gibi işlemci sıcaklığını, işlemci çalışma frekansını, bellek kullanımını ve sistem yükünü gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlıyor. Bununla birlikte kasa üzerindeki tuşun işlevini de bu uygulamayla değiştirebiliyorsunuz. Bu tuşa uzun ve kısa basma için farklı işlevler atayabilmek güzel olmuş. Bu işlevler arasında sistemi kapatma, yeniden başlatma, bir script çalıştırma veya bir web sayfasını açma da var. Peki soğutma performansı nasıl derseniz bu kasayla boşta 43, 4 çekirdeği de SYS Bench uygulamasıyla yük altına soktuğumuzda ise 55 dereceyi gördük. Yani işlemcinin aşırı ısınıp kendi hızını frenlemesi gibi durumları kesinlikle yaşamıyorsunuz diyebilirim. Yani eğer Raspberry Pi 4'ünüz için şık ve işlevsel bir kasa arıyorsanız Cooler Master Pi Case 40 güzel bir seçenek. Evet arkadaşlar, videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayıp abone olmayı ihmal etmeyin. Ben Çağan Çelik, Sun Market'te bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.